안녕하세요. 반갑습니다. 파로그입니다. 아싸라고 하는 말씀이시죠? 메뉴는 파로. 2. 수업 카리스트의 다스가 오시겠습니다. 오늘 2. 다스. 오늘 biz 2. 다스입니다. 카리스트의 응답 상황을 수업 아후르다 실행하시는 오르간합니다. 오늘 다스입니다. biz 은리 와 응답 상황을 오르간합니다. 보시다시피 응답 상황을 2개 그룹으로 아주셨기, 예니 수업 보시다 기르기가 응답 상황, 수업 아후르다 기르기가 응답 상황. Söz başında keledigan undosh harflarni talaffuz qilishni o'rgandik. Bugun söz başında keledigan undosh harflar plus unli harflarni o'qilishini o'rganamiz. O'tgan darsimizda o'rgangan harflarimiz k, n, t, r, n, p, s va uning a, a, a. O'sha undosh harflardan keyin a unli harfi kelishi. K, na, ta, ra, ma. Ta, sa. Yukarıdaki undosh harflar va o'rganganingizdek ikkita. Ikkita bo'lgandan keyin a, agar a bitta chiziqcha, agar ikkita chiziqcha bo'ladigan bo'lsa, bu ya. O'tgan darsda o'tganmiz, ya. Demak, kya, nya, tya, ria, mya, pya, sya. Agar ani teskarisi bo'ladigan bo'lsa, o bo'ladi. O. Ko'rib turganingizdek, undosh harflar va undan keyin o harfi. Ko, no, to, ro, mo, po, so. Keyingisi yo harfi. Kyo, nyo, tyo, ryo, myo, pyo, syo. Keyingisi o. Demak, bu yerdagi o, o, alo, alo. Bu esa o, o. Bunda og'iz oval bo'lib ochilsa, bunda og'iz londa bo'lib ochiladi. O. O, o, ya'ni k, ko, no, to, ro, mo, po, so. Keyingi unli harfimiz yo. Undosh harflar bilan birga kelgan kyo, nyo, tyo, ryo, myo, pyo, cho. Kyo, nyo, tyo, ryo, myo, pyo, cho. U. Ku, nu, tu, ru, mu, pu, su. İkkita bo'lganligi uchun yu, ya'ni bitta bo'lganida edi. U, ikkita bo'lganligi uchun yu. Nima ustidan undosh harflar degan? Q, nu, du, ryu, myu, pyu, su. Keyingisi i. K, n, t, r, m, p, s. K, n, t, r, m, p, s. Keyingisi i harfi. Ki, ni, ti, ri, mi, di, si. E'tibor bergan bo'lsangiz, unli harflarimiz bo'yi uzunlari. A, ya, o, yo. Va bo'yi kaltalari bor. Masalan, o, yo, u, yu. Agar bulardan avval undosh harflar keladigan bo'lsa, qaysi paytda uning yuqorisida, qaysi paytda uning yonida, ya'ni uning undan oldin kelinishini hozir siz bilan birgalikda o'rganib olamiz. Ya'ni bo'yi uzun bo'lsa, undosh harflar ularning oldidan turadi. Masalan, ka, kya, ko, kyo. Ka, kya, ko, kyo. Agar bu ikkalta unli harflar bo'ladigan bo'lsa, undosh harflarimiz uning ustidan keladi. Masalan, m, m harfini olamiz. M. Mo, myo, mu, myo. Endi keyingi undosh harflari va unli harflarini qo'shilib o'qilishini o'rganamiz. A, cha, cha,
ka ta ta ha a cha cha ka ta ha ha ya ya cha cha kya cha pya kya ya cha cha kya cha pya kya o o cho cho ko to o cho cho ko to po po yo bla yo cho cho kyo cho pyo hyo o o cho cho ko to po po o cho cho ko to po po yo yo cho cho kyo cho pyo hyo u u ju chu ku tu pu pu u ju chu ku tu pu pu yu yu ju chu kyo 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 yu ju chu kyo 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 e che ke te pu hu e che che ke te pu hu i i chi chi ki ti pi hi endi biz sizlar bilan birga so'z oxirida keladigan undosh harflari ya'ni patchingni o'rganishni boshlaymiz. Koreys tilida bu koreyscha patching deb ataladi. Agar k, k, g harflari so'z oxirida kelsa, bular k tovushini bildiradi. Masalan, ka, k, ka. Demak, so'z oxirida keladigan undosh harflar, ya'ni patchim ikkita harfning pastida joylashadi. Ya'ni kak emas, kak emas, kak emas. Bular mana bu yerda. Kak. K. Uk. Agar ikki ta k bo'ladigan bo'lsa ok. Ya'ni so'z oxirida k k k bular k tovushini beradi. Kak, ok, ok. Bir xil k. Keyingi harfimiz n. N. Söz oxirida n tovushini beradi. Söz boshida ham, söz oxirida ham n tovush. Masalan, on, non, nun. Keyingi undosh harflarimiz t, t, s, s, ch, ch, h. Bular hammasi söz oxirida kelganda t tovushini beradi. Masalan, ot, 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 ot. Demak, so'z oxirida bular hammasi t tovushini beradi. T. Kingsi r, so'z oxirida l tovushini beradi. L. Masalan, ol. Kol. Kingsi m. Söz boshida ham, söz oxirida ham m. M tovushini beradi. Un. Kam. Kingi undosh harflarimiz t, t. Söz oxirida
kare tavşanı bir adı. İp İp K Kiyinki öndaş harfimiz ne? Söz ahırıda ne? Ne gelmez? Ne de bu kadar? Ne? Pan kendisi de non degan iki tane yaptı. Pan söz ahırıda demek ne? Demek biz sizler bilan birga ünlü harflarını o'rgandik ve undosh harflarını iki grupta ajratgandik. Yani söz yoki bugun boshida keladigan undosh harflar, söz yoki bugun oxirida keladigan undosh harflar. Söz yoki bugun oxirida keladigan undosh harflarni hajjin deb ham atadik. Hajjin. Yani bunu tarjima qilganimizda söz yoki bugun oxiridagi undosh söz yoki bugun oxiridagi undoshni patchik deb ham ataymiz. Chek san ikki bug'inli söz chek san. Demek bu söz, bunda iki boğun var. Çeksan. İki boğun. Birinci boğun. Ç, E, K. İkinci boğun. S, A, N. Demek. Ç. Söz baştaki gen, undosh harf. K. Söz, ya ki boğun ahırdaki gen, undosh harf. S. İkinci bugün başındaki gündoş harf. Ne. Ne. Söz ahırda. Ya ki bugün ahırdaki gündoş harf. Şimdi biz sizlerle birge ünlü ve gündoş harflarını birge maş kılıçta başlayınız. Çeksan. Çeksan. İki bugünlük söz. Haksen. Haksen. Hak sen iki boğulli. Kanmul, kanmul. Kanşin, kanşin. Han du o. Bir de kurtulganingizde üçte boğun var. Han du o. Lekin han du go, han du o emas, han du go de o'qiladi. Koreyada de degan. Hanguk Koreya o esa til hisoblanadi. Ya'ni Hanguk Koreya davlati o til. Hangugo Koreys tili. Son sengni. Son sengni uch bo'g'indan iborat. Son sengni. Wen san chabi. Wen san chabi to'rt bo'g'in. Wan du kong. Wan du kong uch bo'g'indan iborat. Notebook. İngiliz dilinde notebook. Daftar diye notebook. Notebook. Televizyon. Televizyon. İngiliz dilinde televizyon. Yani televizyon deb tarjima qilinadi. Televizyon. Computer. 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 World Cup. World Cup. World Cup. Musobaqa. World Cup ingliz tilida World Cup, Jahon Chempionati so'zini bildiradi. World Cup. Washington, Washington, Washington.
Amerika poytaxtı Washington. Demak, biz sizler bilan birgalikda so'z oxirida keladigan undosh harflarni o'rgandik. So'z va bo'g'in oxirida keladigan undosh harflari. So'z oxirida qo'shma undosh harflar ham keladi. Ya'ni so'z yoki bo'g'in oxirida ikkitalik undosh harflar keladi. Ularni hammasini yodlash, o'qitirish kerak emas. Ularni so'zda kelganida qanday o'qilishini birgalikda ko'rib o'rganamiz. Masalan, bu yerda talbi. Hozir e'tibor berib qarayotgan bo'lsangiz, T A L K. Undan keyin milliy harf. Shuning uchun buni o'qilishi talbi. Bu yerda T A L K T O. Buning o'qilishi takto, takto. Takto. Salmi. 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 Bu sözümüz Santo. Santo. Kapşi. Halga. Halga. Halta. Halta. Ilto. 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 M-O-K-S-T-O. Mokto. Mokto. Sevgilimiz Mokto, Kapto, Kapto, bugün biz sizler bilan birgalikda so'z va bo'g'inlar oxirida keladigan undosh, ya'ni patchimlarni o'rgandik. Undosh va unli harflarni birga qo'shib o'qilishni o'rganishni boshladik. Kelasi darsimizda biz salomlashishni o'rganamiz. Kelasi darsda ko'rishguncha xayr.